Maşallah, maşallah. AK Parti'de kongre demek, heyecan demek, muhabbet demek. Bu salonun 3 katı, 4 katı, 20 bine varan sevgili Malatyalılar dışarıda bizi izliyorlar. Onlara da buradan sevgi, selam ve muhabbetlerimizi gönderiyorum. Değerli kardeşlerim, AK Parti kongrelerinde biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bizim kongrelerimiz sevgi demektir, kardeşlik demektir, birlik demektir, beraberlik demektir. AK Parti kongrelerinde hep tek yürek oluruz. Malatya Kongresi'ndeki bu muhteşem coşku, AK Parti davasını, AK Parti hareketini en güzel şekilde anlatıyor. Var ol Malatya! Bin yaşa Seydi Battal Gazi'nin şehri! Berhudar ol! Destan şehir! Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Buraya en son Cumhurbaşkanımızla beraber gelmiştik. 7 Mayıs 2016. Henüz başbakanlık sorumluluğunu almamıştım. O günde yine muhteşem bir coşkuyla bizi bağrınıza bastınız. Görüyorum ki bugün de muhteşemsiniz. Malatya, Malatya, bulunmaz eşin, gönülleri coşturur ayla güneşin. Değerli kardeşlerim, 16 Nisan'da Malatya'da yükselen evet sesleri yeri göğü inletti. O zaman Malatya gençler, hanımlar, soruyorum, 2019'da yeni bir destan yazmaya var mısınız? Yeni bir rekora imza atacak mıyız? Eski Türkiye'nin kapılarını bir daha açılmamak üzere kapatmaya hazır mısınız? Allah'ına kurban Malatya. Allah'ına kurban. İşte Malatya, işte teşkilat. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, biz ulu zatları bir memlekete mahkum etmeyiz. Yunus Emre hepimizindir. Mevlana hepimizindir. Hacı Bektaş hepimizindir. Hacı Bayram, Eşrefoğlu Rumi hepimizindir. Niyazi Mısri hepimizindir. Bakınız, Malatyalı Niyazi Mısri ne diyor? Derman aradım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan aradım aslıma, aslım bana burhan imiş. Asıl sizsiniz, yolumuzu aydınlatan da sizsiniz, Malatyasınız. Sizinle derdimiz de davamız da birdir. Dost dar zamanda, zor zamanda belli olur. 15 Temmuz'da il başkanımız da söyledi. Daha Cumhurbaşkanımız milleti meydanlara çağırmadan Malatyalı yiğitler, hanımefendiler, 7'den 70'e herkes sokağa indiniz,
ay yıldızlı bayrağı düşürtmediniz. Ezanları dindirtmediniz. Alçaklara dersini verdiniz. Allah sizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza dik dur, eğilme, bu millet seninle dediniz. Bütün Malatya o gece bir oldu, diri oldu. Biz sadece rükuda Yaradan'ın önünde eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. Her birinize bu kahramanlıklarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'yi dünya ile buluşturan, Türkiye'yi dünyaya açan merhum Turgut Özal'ın memleketinden de başka bir türlüsü beklenmezdi zaten. Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer bugün çetelere karşı göğsümüzü siper ediyorsak, sizden, Malatya'dan, milletten aldığımız güç sayesindedir. Eğer bugün dünyanın her yerinde, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Arakan'da, Afrika'da hakkı, hukuku, mazlumları savunuyorsak bu sizin sayenizdedir. Eğer bugün Ferhat gibi aşkla, imanla aşılmaz dağları delip Türkiye'yi bugünlere ulaştırdıysak, 81 vilayetimize, 81 milyon vatandaşımıza hizmeti ulaştırdıysak, bu sizin rehberliğiniz sayesindedir. Hamdolsun ki bu aziz millete hizmet etmek şerefine nail olduk. Devlet ile millet arasındaki mesafeyi kapatmak için, devlete erişimi kolaylaştırmak için 15 yıldır çalışıyoruz, çalışıyoruz, daha çok çalışıyoruz. 81 vilayetimizde 40 bin köyümüze hizmet götürdüğümüz gibi Kurşunlu'nun, Hasan Çelebi'nin, Doğan Yol'un, Süngü'nün yollarını da açtık. Ülkemizi dünyanın en saygın, en güçlü ülkelerinin arasına soktuk. Bugün Balkanların, Kafkasların çocukları bu ülkeye bakıyor. Bu aziz millete bakıyor. Suriye'nin, Kudüs'ün, Gazze'nin, Myanmar'ın çocukları Türkiye'ye bakıyor. Siz, bu millet dünyanın vicdanıdır. Siz merhametin adısınız. Siz yer yurunun umudusunuz. Siz Filistin'in haklı davasının en büyük güvencesinizsiniz. Merhametsiz bir dünyaya hayır diyoruz. Gücün değil, hakkın hakim olmasını istiyoruz. Herkesin hakkı, hukuku korunsun istiyoruz. Bu siyaseti izlediğimiz için dünyanın dört bir köşesindeki dostlarımız, insanlar, kardeşlerimiz bizlere dua ediyor. Türkiye sadece kendi hukukunu korumakla kalmıyor. Mazlumların, mağdurların, insanlığın hukukunu da savunuyor. Dünyanın hiçbir yerindeki krizlere, haksızlıklara
ilgisiz kalmıyoruz. Bu yüzdendir ki bölgesel ve küresel hiçbir meseleye Türkiye'siz çözülmüyor. Dünyanın bütün mağdurları için ay yıldızlı bayrağımız umudun sembolü oldu. Dünyanın bütün mazlumları için Recep Tayyip Erdoğan hak ve adaletin sembolü oldu. Türkiye umudun adıdır. Gelecek Türkiye'nindir. Şu anda bölgemizde birçok yerde Türkiye nidaları yeri göğü inletiyor. Bu nidaları bugüne kadar karşılıksız bırakmadık. Bundan sonra da inşallah bırakmayacağız. Allah bizi inandığımız bu yoldan ayırmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Malatya'nın huzuru, kardeşliği bütün bölgeye yayılsın. Değerli kardeşlerim, ülkemizin hukukunu çiğnetmeme konusunda kararlıyız. Hem ülkemizin bütünlüğünü hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini her türlü tehlikeye karşı koruyacağız. Terörle mücadelemiz öncelikle vatandaşlarımızı terör şiddetinden, terörün zulmünden kurtarmak içindir. Bildiğiniz gibi sevgili kardeşlerim, Zeytin Dalı harekatında bir ayı geride bıraktık. Mehmetçiğimiz orada Afrin'de destan yazıyor. Kahramanlık üstüne kahramanlıklar yaşatıyor. Sınırımıza yakın bölgelerin önemli bir kısmını terör örgütlerinden temizledik. Mehmetçiğimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli hareket ediyor. Bize siviller konusunda ders vermeye kalkanlar, utanç dolu tarihinize bir bakın. Ondan sonra konuşun. Mehmetçik yola çıktığında Malatya annelerinin verdiği destek için teşekkür ediyorum. Mehmetçiğimize, jandarmamıza, özel harekatımıza, gönüllü güvenlik korucularımızın Rabbim ayaklarını daşa değdirmesin. Devletimizin, milletimizin, ülkemizin sırtı yere gelmesin. Biz şehitlerimiz bizim başımızın tacıdır. Şehitlerimiz bizim gönlümüzdedir. Onlar gönlümüzde yaşıyor. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz kimseyi diliyle maşallah, maşallah. Gençler, sizde bu iman oldukça bu ülkeye kimse zarar veremez. Biz kimseyi diliyle, inancıyla, mezhebiyle, etnik
kökeniyle değerlendirmedik. Bizim için insan eşrefi mahluktur. Yaratılmışların en şereflisidir. Suriye'de de, Afrin'de de aynı anlayışla ilerliyoruz. Orada mezhep çatışmaları çıkarmak isteyenlere karşı mücadele veriyoruz. Etnik katliam yapanları bölgeden def etmek için büyük bir mücadele veriyoruz. PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, DAEŞ'in yalanlarını, oyunlarını, kirli ittifaklarını tek tek bozmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu eli kanlı katiller ve onları cesaretlendiren örgütler ülkemizin gençlerinin geleceğini, yarınlarını çalamayacaklar. Bu terör örgütlerini bertaraf ederek sadece kendi sınırlarımızı değil, bölgemizin geleceğini de güvenceye alacağız. Bölgesel ve küresel barış için bunu inşallah başaracağız. Başkasının acılarını hissetmeyen emperyal güçlerin yapması gerekenin de bu olduğunu düşünüyoruz. Meşru bir devlet terör örgütlerinden hiçbirini kendisine dost edinemez. Terör örgütlerine sempati besleyenin eline kan bulaşır. Senelerdir dostlarımıza hep bunu söylüyoruz. Terör örgütlerini, cinayet şebekelerini kendi siyasetinizin aracı olarak görmeyin. Kan dökücü terör örgütleriyle aranıza erişilmez mesafe koyun. Evet, biz yılmadan, usanmadan bu mücadeleyi vereceğiz. Şehitlerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Sevgili Malatyalılar, yarınımız bugünden çok daha güzel olacak. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz seçim havasına giriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşmelerimizi tamamladık. Cumhur İttifakı'na yönelik kanun teklifini meclise sunduk. Bu yasa tasarısıyla öncelikli hedef seçim güvenliğini sağlamaktır. Oy iptalleri ve şaibeleri ortadan kalkacak. Ayrıca gençlerimize de bu yaşa teklifinde bir müjdemiz var. Biliyorsunuz, anayasa değişikliğiyle seçilme yaşını milletvekilliği için 18'e düşürmüştük. Ancak bu değişiklik yerel yönetim seçimlerini kapsamıyordu. Şimdi çıkaracağımız
Bu kanunda gençlerimiz 18 yaşına giren, 18 yaşını tamamlayan gençlerimiz milletvekili adayı olduğu gibi belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar ve bütün seçimlere de aday olabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun. Daha önce yapılan ittifak çalışmalarını gizli kapaklı ittifakları artık ortadan kaldırıyoruz. Her şey milletin gözü önünde olacak. Ama ne yaparsak yapalım, ana muhalefet CHP'yi bir türlü mutlu edemedik. Hemen çamur atmaya, ağızlarını bozmaya başladılar. Tıpkı önce söyledikleri gibi, ne diyorlardı? Şehitler ölmez, vatan bölünmez, lafından tiksiniyorum. Millet de sizden tiksiniyor. Bu lafı söyleyenden bu millet tiksinir. Değerli gençler, evet, şehitler ölmez, bu vatan bölünmez. Milli ve yerliyseniz niye gocunuyorsunuz? Buyurun, siz de katılın. Tekliften belli ki memnun olmamışlar. Canları sıkılmış. Biri çıkmış diyor ki, Cumhur İttifakı ahlaksız teklif. Yahu bu nasıl bir kendini bilmezlik? Sen Cumhur İttifakı'na milletin adının geçtiği böyle bir yere bu benzetmeyi nasıl yaparsın? Bu nasıl bir siyaset? Bunlar fikir üretemeyince asabileşiyorlar, kabalaşıyorlar, çirkinleşiyorlar. Ne yaptıklarının ne farkındalar, ne de söylediklerinin farkındalar. Ama aslında diyecek bir şeyleri de yok. Şimdi Malatya'nın ak kadınları, kardeşlerim, size soruyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, belediye seçimlerinde kapı kapı dolaşıp çalmadık kapı bırakmayan bu CHP başkanı değil miydi? Ne yapıyordu? 14 tane partiyle ittifak yaptı. Kime karşı? Cumhur'a karşı. Şimdi ne diyor? İttifak yapmak, Cumhur İttifakı yapmak ahlaksız bir teklifmiş. Hadi oradan be. Hadi oradan. Aynı şekilde 16 Nisan oylamasında hayır cephesi kuranlar, ittifak yapanlar, bölücülerle, bölücü sevicilerle beraber çalışanlar bunlar değil miydi? Ne çabuk unuttunuz? Kardeşlerim, evet, değerli kardeşlerim, işte bugüne kadar korsan olarak yaptıkları, yapılan bu ittifakları meşru hale getiriyoruz. Yasal hale getiriyoruz. Onların anlayacağı dille söylüyorum. Yani hodri meydan diyoruz. Buyurun er meydanına diyoruz. Bizim millete güvenimiz tam. 16 yıldır milletten karne alıyoruz biz. 16 yıl barış dedik, kardeşlik dedik,
Tek Türkiye dedik. Sadece ülkemiz için, milletimizin geleceği için çalıştık. Fitneye, fesada geçit vermedik. Belli ki bundan rahatsız olanlar var. Varsın olsunlar. Bize saldırıyorlar. Varsın saldırsınlar. Malatyalıların güzel bir sözü var. Bu sözle, Malatyalıların bu güzel sözüyle bunlara bir cevap verelim mi? Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz. İktidar nasıl olunur? Milletin desteğiyle, Malatya'nın desteğiyle olunur. Millete tepeden bakmakla iktidar olunmaz. Malatya, yanımızda mısın? Malatya, kardeşliğe destek vermeye var mısın? 2019'da bir kez daha durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun, berhudar olun. Çetecilik oyunlarıyla mücadele etmeye hazır mısınız? İstikrar sürsün, Malatya büyüsün diyor muyuz? Evet Allah, bu iş tamam. Malatya kararını çoktan vermiş, çoktan. Karar tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Rabia. Biraz da sevgili Malatyalılar, Malatya'dan konuşalım. Malatya'ya hizmetlerden bahsedelim. Malatya'ya müjdelerden bahsedelim. Bizim bundan sonra Kayseri'ye geçeceğiz. Kayseri'de oradaki kardeşlerimiz de bizi bekliyor. Evet, değerli kardeşlerim, Mişmiş duyarının güzel insanları 16 yılda Malatya'ya tam 16 milyar yatırım yaptık. Her yıl 1 milyar, 1 katrilyon. Helali hoş olsun. Malatya her şeyin en güzeline layık. Yaptıklarımızı tek tek saymaya kalksam saatler alır. Onun için neler yapacağımıza bakalım. Değerli kardeşlerim, Malatya eğitim seviyesi çok yüksek bir şehrimiz. Bugünün ne kadar Malatya'mıza 5000 derslik kazandırdık. Helali hoş olsun. Şimdi 37 tane daha yeni okul yapıyoruz. Kız çocuklarımızın daha fazla okula gitmesi başta olmak üzere ilk ve orta öğretimde okullaşma oranı Malatya'da neredeyse %100'e yaklaşmış. Malatya'ya yakışan da bu. Malatya'da insana yatırım, Türkiye'de insana yatırımın geleceğe yatırım olduğunu biliyoruz. Evet, açtığımız hastaneler ya, Malatya'da sağlıkta çağ atlattık. Türkiye'nin, hatta bölgenin en önemli karaciğer nakil merkezi Malatya'da bütün dünyaya şifa dağıtıyor. Şimdi Malatya'ya
ve bölgeye hizmet verecek bir onkoloji hastanesi, yani kanser tedavi hastanesi de yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Battal Gazi Hastanesi'nin yatırım programını aldık. Proje ve ihale aşamasında tam 30 tane sağlık tesisi var. Malatya'ya yapılacak. Şöyle bir baktım. Burada teknoloji geliştirme bölgesinden dev organize sanayi bölgelerine kadar yok yok maşallah Malatya hak edeni alıyor. Ama yetmez. Gençler, gördüm. Afrin'e gitmek istiyorsunuz. Eğer şu anda Mehmetlerimiz orada destan yazıyor. Ama gitmek gerektiğinde en önde sizlerle beraber bu millet gitmeye hazırdır. Bunu böyle bilesiniz. Akçadağ mermercilik organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. OSB'ler yetmiyor. Büyütmeye başladık. Kükürtle ilgili yaşanan sorunları biliyoruz. Çözümü için Tarım Bakanlığımız gerekli tedbirler alacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında Malatya mişmişi, kayısısı coğrafi tescilini aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Dünyada Malatya'nın kayısının merkezi oldu. 2017'de rekor üretimle 170 bin tona yükseldik. Son 6 yılın en büyük üretimi gerçekleşti. İnşallah bu yıl daha bereketli olacak. Lisanslı depoculuk faaliyetlerini de evladınız, Malatya'nın evladı, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfekçi hazırladı. Faaliyete yakında geçecek. Ayrıca soğuk hava depoları kuruyoruz. Şimdi de sulamada büyük bir atak yapıyoruz. İnşa ettiğimiz 8 barajın yanı sıra 11 barajı daha yatırım programını alıp önümüzdeki yıllarda yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim, hayvancılıkla uğraşan Malatyalı hemşerilerimiz için tarıma dayalı ihtisas besi organize bölgesi de kuruluyor. Belediyemiz büyük şehir olduktan sonra maşallah çok güzel bir kalkınma hamlesi başlatmış. Gerek şehir içi yolları, gerek köy yolları bir başka olmuş. Muhteşem olmuş. Belediye başkanımıza ve bütün belediye başkanlarımıza yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ilk ve tek cazibeli içme suyu Malatya'da. Uludağ, Erciyes'i, Ağrı'yı biliriz ama Beydağ'ını pek konuşmayız. Dünya gözüyle Beydağ eteğindeki o kaynak sularını herkesin görmesi lazım. Şehri besleyen, yeşil Malatya'ya su veren, can veren bu kaynak hakikaten büyük bir mucize. Evet,
dev bir kentsel dönüşüm projesi başlattık. Battal Gazi ilçesindeki Taştepe Hanım'ın çiftliği, mahalleleri yeniden imar ediliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, biraz da ulaştırmadan bahsedelim. Malatya'da bölünmüş yol uzunluğunu 16 yılda 36 kilometreden 416 kilometreye çıkardık. 80 yılda yapılanın 10 katını 15 yılda tamamladık. Merakla beklediğiniz Malatya çevre yolunu da başladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda tamamlayacağız. Malatya'da 7 tane yol projesi devam ediyor. Bu yolların birçoğunu bu sene bitireceğiz. Hiç merak etmeyin. Hızlı tren çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. Önce Malatya'yı Sivas üzerinden Edirne Kars hattına bağlayacağız. Ayrıca çok önemli bir ihtiyacınız olduğunu da biliyorum. Havalimanına, Malatya'nın havasına yakışır modern, güzel bir terminal yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Malatya, karadan ve havadan ulaşım kolaylığıyla, hızlı treniyle, lojistik merkeziyle ticaretin, sanayinin kalbi olacak. Biliyorsunuz, Malatya'yı yatırımlarda süper teşvik bölgesi yaptık. 6. bölge yaptık. Hatta 6. bölgeden de fazlasını yaptık. 6. bölgede sadece 6. bölge teşvikleri var. Ama Malatya'da ve diğer 22 ilimizde daha fazlası var. Kullanılan enerjiye de destek vereceğiz. Yatırım için ne gerekiyorsa bütün şartlar hazır. İnşallah bu teşvikle Malatya yatırım üzerine yatırımla buluşacak, daha da gelişecek. Değerli kardeşlerim, şimdi yeni bir sürecin, yeni bir atılımın başındayız. Ufkumuz geniş, vizyonumuz büyük. Malatya'dan artık desteği de aldık. Peşin peşin aldık, değil mi? O zaman ne diyoruz? Durmak yok. Durmak yok. İşimiz hizmet. İşimiz hizmet. Maşallah. Maşallah. Sizler bugüne kadar bizi hiç mahcup etmediniz. Bundan sonra da etmeyeceğinize yürekten inanıyorum. İl, ilçe yönetimlerimizde, kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda, delegelerimizde, mahalle başkanlarımızda, sandık yönetici ve müşahitlerimizde, üniversite teşkilatlarımızda durmayacağız. Daha çok çalışacağız ve inşallah 2019'da yeni bir destan yazacağız.